Çankırı Tuz Mağarası. Evet, Tuz Mağarası'nı gezeceğiz. Duvar üzerine kabartma heykel yapılmış. Koç. Evet, mağaranın orijinal gereçleri. Tuz çıkarılan alan. Burada derinliklere doğru gidiyor. At arabaları var. Burada ray yapmışlar. İlerisi karanlık. Muhtemelen maden kısmı burası. Tuz bu ray üzerinde ilerleyen aletlerle getiriliyordu muhtemelen. Evet, mağara ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Mağara ile ilgili düşünceleriniz. Vallahi daha bir şey varamadım. Şu aile üstüne yerleştirilmiş, evet. Evet, doğru da bu normal kaya taş herhalde. Güzel bir görsel olmuş. Hayvan boynuzları kullanılarak yapılmış. Yine hayvan keçi boynuzu. Size her yeri göstermek için. Evet. Buraya görsellik katmak amacıyla daha önceden yoktu. Çeşitli ağaçlar getirilmiş. Bu bölümde evet, heykeller yapılmış tuzdan. Su samuru heykeli, ahtapot heykeli, aslan heykeli var. At fosiline benziyor. Evet. Mağaranın içinde çeşitli bölümler var. Burada tuz kayalarından çeşitli heykeller yapılmış. Burada Orhun abidelerindeki heykellere benziyor. Balballardaki koç, at, yılan, eczacının simgesi.
mağara ilerledikçe genişleyen bir yapıya sahip. Kumandan heykeli demiş. Çeşitli heykeller yapılmış. Güzel bir görsellik katmış. Kurt ayı. Dondurulmuş ve buraya görsellik katması için konulmuş. Arzu Evecen'in kişisel sergisiymiş. Fotoğraf sanatçısı. Balbalar. Bu sürekli bahsedilen eşek burada ölmüş ve çürümeden kalmış. Dışarı çıkarıldığı için çürüme başlamış. Müzeye götürülmüşler. Daha sonra tekrar çürüme başlayınca buraya getirilmiş. Eşek. Burada mimari bir yapı oluşturulmaya çalışılmış. Çankırı için güzel. Burada da fosiller. Bir keçi kafası. Burada heykeller yapılmış. İçeriye görsellik katması açısından. Gezip görebileceğiniz bir yer. Ne varmış bakalım? Bu atölye gibi bir şey var. Çankırı merkeze yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan Tuz Mağarası'na geldik. Tuz Mağarası kısmen aydınlatılmış. Duvarları görüyorsunuz tuzdan meydana geliyor. Serin bir havası var. Kuru. Evet, mağaranın çıkışı Tuz Mağarası Çankırı. Yaklaşık Çankırı'ya 16 kilometre uzaklıkta. Ünür köyü yol üzerinde. Sağa dönüş var. Oradan yaklaşık bir kilometre sonra mağaraya iniş bölümü var. Burada hediyelik eşyalar da satılıyor.